Hayırlı cumalar dostlar, hoş geldiniz. Yeni gelişmelerle karşınızdayız. Öncelikle Suriye'ye gidiyoruz. Videonun ilerleyen kısımlarında Orta Asya Türk ülkelerinden de çok sayıda haberimiz olacak. İlk haber dostlar, Esad ordusunun Halebe çok sayıda simört ve ağır topçu silah yerleştirdiği duyuruldu. Dağıtım alanları şimdiye kadar Terrifat ve Münbiç bölgelerini içeriyor cümlesi kullanılırken buradan bazı fotoğraflarda servis edilmiş sevkiyata ilişkin görüntüleri görmekteyiz. Rus medyasından haber görmektesiniz. Suriye'nin Halep vilayetinin kuzey doğusunda Amerikan savaş uçaklarının görüldüğü haberi paylaşılmış. Suriyeli kaynaklar Amerikalı savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeyinde beklenmedik şekilde ortaya çıktığını bildiriyor. Suriye'nin Halep eyaletinin Arap Cumhuriyeti'nin batısında yer almasına ve üzerindeki hava sahasının Hümeynim Hava Üssü'ne yakın olması nedeniyle önemli bir nokta oldu. Fakat Amerikan savaş uçaklarının sürpriz bir şekilde... Halep ilinde saatlerce süren çok büyük bir uçuşunun olduğu cümlesi kullanılmış. Uluslararası Koalisyon Savaş Uçakları Halep eyaletinin doğusunda Cerablus hava sahasında uçuyor açıklaması yapılırken buraya Amerika Birleşik Devletleri'nin havadan indirim operasyonu düzenlediğini fakat helikopterleri kullandığını biliyoruz. Ayrıca kaynak Münbiç bölgesinde de muhtemelen Amerika'nın Suriye'nin kuzeyindeki operasyona karışmış insansız hava aracının bulunduğunu not düşüyor cümlesi kullanılıyor. Burada ABD insansız hava araçları uçurmaya devam ederken bu haber bu şekilde aktarılmış. Yine Amerika kuvvetleri Suriye'de Haseki kırsalından petrolle dolu büyük bir konvoyu Irak'taki ABD rafinerisine transfer ediyor. Suriye petrolünün buradan çalınarak Irak'a getirildiği peşmergenin işgali altında olan bölgeye getirildiğini de hatırlatalım. Yine dün Amerika DH liderini Fırat Kalkanı operasyon bölgesinde yakaladığını duyurmuştu. Bununla ilgili ilk fotoğraf paylaşılıyor. Daha sonrasında dostlar Birleşmiş Milletler'den iki yüzlü bir rapor geldi. Hafter'e gelen paralı askerlerden bahsetmeyen Birleşmiş Milletler şu açıklamayı yapıyor. Türkiye Libya'ya Suriyeli paralı asker göndermeye devam ediyor açıklaması yapılırken Hafter adına tek bir açıklama yapılmamış. Yine dostlar bunun dışında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Malezya Savunma Bakanı ile bir araya geliyor. Görüntüler Suudi Arabistan'dan. Ordumuz Türk Topçu Birlikleri Afrin'in güneyinde Sorene bölgesinde bulunan PKK'lı teröristleri vurmaya Devam ediyor Bu haberde bu şekilde aktarılmış Bunun dışındaki haber dostlar dün Kazakistan'da Nur Sultan'la görüşmelerin noktalandığını söylemiş ve Dışişleri Bakanlığımızın Suriye açıklamasını aktarmıştık Bununla ilgili Azerbaycanlı öğretim görevlisi Şu açıklamayı yapıyor Dışişleri Bakanlığı Suriye krizinin çözümüne ilişkin 18. Astana görüşmesi ile ilgili İran, Rusya ve Türkiye'nin ortak beyanatını paylaşmış. Beyanatta PKK, YPG terör örgütüyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir açıklaması yapılırken bu açıklama dikkatimi çekti ve sevindim ifadesini kullanıyor. Fakat Rusya ve Farsça resmi kaynaklardan teyit için aradığımda birçok terör örgütü ismi belirtilmesine rağmen ortak beyanatta ne PKK ne de YPG terör örgütünün isminin olmadığı dikkat çekiyor. Dikkatlice okunduğunda beyanatta Türkiye'nin olası bir operasyonu da eleştiriliyor cümlesi kullanılmış. Yani Dışişleri Bakanlığımızın açıklamasıyla aslında ortak bildirinin İran ve Rusya tarafından açıklanan kısmının farklı olduğu belirtiliyor. Bu da ilginç bir durum. Dolayısıyla aslında Dışişleri Bakanlığımızın dediği gibi ortak bir bildiriden ziyade her ülke kendi görüşünü aktarmış. Barış Pınarı bölgesinde Suriye Milli Ordusu arasında çatışmalar devam ederken iki askerin yaralandığı haberi paylaşılmış. Sık sık bu tarz saçma haberler maalesef servis ediliyor. Yine yeni takviyelerden bahsediliyor. Rus kuvvetleri Hasake'de cephe hattına yakın üstlere askeri teçhizat getiriyor. Haberi paylaşılmış. 24 saat içerisinde Putin Erdoğan bölgesinde 5 HTŞ'nin öldürüldüğü duyuruldu. İlk defa izleyenler için Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'ne göre Putin Erdoğan bölgesi ifadesi aslında İdlib anlamına geliyor. Daha öncesinde anlaşma yapılan bölge. Diğer haber yeni takviyeler Türk kuvvetleri Halep'te kontrol altındaki bölgelere askeri konvoylar getiriyor cümlesi kullanılmış dostlar. Bu haberde bu şekilde aktarılıyor. Yine Rusya'nın yoğun sevkiyatı var. Rusya bölge üst mü kuracak? Bu da soru işareti. Yoğun bir sevkiyat yapıldığına dair haberler paylaşılıyor. Şunu söyleyelim. Ukrayna Rusya savaşına ilişkin Rusya savunma Bakanlığı basın sözcüsü tüm general Igor Konuşenkov konuşuyor. Haber şu şekilde. Yüksek hassasiyetli havadan fırlatılan füzelerin saldırısı sonrasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin iki komutanlı Arki bölgesinde elektronik savaş istasyonu Tochka fırlatıcısı, taktik balistik füze sistemleri, Buragan çoklu fırlatma roket atar sistemleri, Ukrayna askerlerinin yoğunlaştığı 57 bölge, 3 kontrol noktası, Sumi bölgesinin Rechka bölgesinde, Buk M1 uçak füze sistemi, Harki bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı araçlarının onarımı ve restorasyonu için kullanılan fabrikanın imha edildiği duyuruldu. Ayrıca hava saldırısı sonrasında işgalci Rusya tarafından 280 Ukrayna askeri vurulurken Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti bölgesinde iki mühimmat deposu, 5 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları imha edildi açıklaması yapılmış. Rus hava savunma sistemleri Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait Su-25 tipi savaş uçağını düşürmüş durumda. Toplamda sayıya baktığımızda dostlar düşen savaş uçağı sayısı 204, 131 helikopter, 1218 insansız hava aracı, 340 uçak savar füze sistemi, 3569 tank ve diğer zırhlı savaş aracı, 526 çok namlı roket atar sistemi, 1968 Sahara topu veya havan topu, 3647 özel askeri araç imha edildi açıklaması yapılıyor. Orta Asya medyasına gidiyoruz. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'ın yeniden adlandırılması hakkında konuştu. Birinde gibi dostlar Kazakistan'da STAN sonundan bu ekten kurtulma önerisi verilmişti. Tokayev Cumhuriyetin adının değiştirilmeyeceğini açıkça belirtiyor. İkinci bir cumhuriyet oluşturmaya başladık. Ancak bazı vatandaşlarımız referandum sırasında devletin adının değiştirilmesi gerektiğini söylüyor. Kazakistan'da STAN etatı ülkemize ve tüm Asya'ya yabancı bulunuyor. Ama öyle değil. Çünkü dünyada Pakistan, Afganistan, Hindistan, Orta ülkeleri gibi çok sayıda ülkede bu isim var. Açıklamasını yapıyor. Kazakistan 30 yıldır bağımsız bir ülke şeklinde de not düşmüş. Devletimizin sınırlarını belirledik. Bu durumda devletin adının değiştirilmesi sorumsuz bir karar olacaktır. Öncelikle bunun ulusal güvenliğimizi ve halkımızın barışçıl yaşamını doğrudan etkilemesi çok önemlidir. Açıklamasını yapıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Haziran ayında Özbekistan'ı ziyaret edecek, resmi ziyarette bulunacak. Bu bizzat Özbekistan Gıda Sanayi İşletmeleri Birliği'nin basın servisi tarafından bildiriliyor. Azerbaycan liderinin ziyaretiyle bağlantılı olarak Haziran ayında Gıda Endüstrisi ve Tarım Ürünleri Sergisi düzenlenecek. Aliye burayı ziyaret edecek. Gürcistan gelen yabancılar için PCR ve Covid aşı şartını da kaldırdığını duyurdu. Nur Sultan'da Kazakistan'da İngiliz kraliçesinin adını taşıyan park kurulacak. Şaka gibi haber aktarıyoruz. Nur Sultan'la bu şekilde haber aktarılmış. Yine Özbekistan'da Uzbek, Kosmos ve İspanyol şirketi GMV uzay teknolojilerinin tarım alanında kullanımı konusunda işbirliği yapacak. Şirketin Dünya Bankası ve Avrupa Uzay Ajansı gibi uluslararası kuruluşlar için kuraklık ve toprak bileşimini izlemek için bir dizi projeyi hayata geçirdiğini de hatırlatalım. Türkmenistan ve İran ortak bir sanayi bölgesi oluşturmayı planlıyor. Türkmenistan Sanayici ve Girişimciler Birliği ile İran Küçük İşletmeler ve Endüstri Parkları liderleri Cumhurbaşkanı Serdar Berdi Muhammedov başkanlığında Türkmen heyetinin ziyareti sırasında mutabakat zaptı imzaladı. Belgede kuruluşlar komşu ülkenin pazarlarına karşılıklı erişim sağlayacak. Mutabakat ayrıca tarafların gerekli fizibilite çalışmaları bağlamında iş geliştirme sanayi ve özel ekonomik bölgelerin oluşturulmasını ortaklaşa teşvik edecekler haberi paylaşılmış